Merhabalar arkadaşlar, Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı kanalıma hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Arkadaşlar bugün sizlere çekirdekli meyve ağaçlarında yaprak delen çil hastalığı hakkında bilgiler vereceğim. Bunun işte önlemlerimiz nelerdir, hangi ilaçları kullanmalıyız, hangi dönemlerde ilaç yapmalıyız veyahut da örneğin bakım yapmazsak ne gibi sorunlarla karşılaşırız. Bunlar hakkında temel bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar hastalık bariz bir şekilde adından da anlaşıldığı gibi yapraklarında delinmelere özellikle meyve başta olmak üzere sürgünlerde ve yaprak saplarında özellikle çil benzeri yapılar meydana getirmektedir. Bakımsız olan sert çekirdekli meyve ağaçlarına baktığınızda hemen hemen her yıl yapraklarında sanki saçma deliği gibi delik deşik olmuş belirtiler görebilirsiniz. Yani bu hastalık özellikle bakımsız ağaçların en sevdiği etmenlerden biri olabilir. Fakat sert çekirdekli meyve üreticileri ekonomik olarak kazanç sağladıkları için bu hastalıklara dikkat etmeleri, hastalığın şiddetli göründüğünde zamanlarda işte mücadele edilmelidir. Çünkü hastalık şiddetli seyrettiğinde yapraklarda ortalama %41 oranında yanıklık şeklinde zarar oluşturabilmektedir. Genellikle yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dallarda belirtileri oluşturmaktadır. Yapraklarda enfeksiyon sonucu özellikle yaklaşık 1 milim boyutunda kırmızı lekelere oluşur. İşte sonra bu lekeler gelişi ve 3 milim kadar yani büyüyerek 5-10 gün üzerinde işte içerisinde lekeler hani bulunduğu alan dökülür ve yapraklarda delikler meydana gelir. Çil hastalığı üzerinde kayısı meyvesinde çok önemli diğer türlerin meyvelerinde de yani iklim koşullarına uygun olduğunda çil hastalığı oluşabilir. Meyvelerdeki lekeler genellikle 2-3 milim çapında yuvarlak ve dağınık şekilde meydana gelir. Fungus tomurcuklarda da zarara sebep olabilmektedir. Hastalık tomurcukları ilkbaharda uyanmaya başlayınca dökülür. Hastalığın konukçusu kayısı, badem, şeftali, nektarin, kiraz, vişne, erik ve karayemiştir. Arkadaşlar hastalık genellikle 4 ile 30 derece sıcaklığında arasında gelişebilmektedir. Hastalığın gelişebilmesi için ve en uygun sıcaklık 23 derece olup sıcaklık 4 derecenin altına indiğinde ya da 30 derecenin üstüne çıktığında hastalık baskılanmakta ve gelişimi yavaşlamaktadır. Sıcaklık değeri daha fazla değişirse durabilmektedir. Şimdi bir mücadelesi hakkında biraz bilgi vereyim sevgili arkadaşlar. Sonbaharda budamağa dikkat edilmeli ve hastalıklı olarak bulunan tomurcuklar bulunduğu dallar sağlam kısımdan budanmalı ve budama artıklarında bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra ilkbaharda ise çiçek tomurcuklarının kapardığı dönemde çiçeklerin açmadan önce hani en az iki ilaçlama yapılmalıdır. Bu Malatyalıların tabiriyle domurda dedikleri zaman ve hatta bizim bu bölgemizde pembe tomurcuk dönemi dediği zaman o zaman da ilaçlama yapılmalıdır. Sonbaharda ve ilkbaharda kesinlikle bordo bulamacı uygulaması yapılmalıdır. Hani %50 bakır hidroksit, %14 bakır hidroksit artı %14 bakır oksiklorit bunları beraber yapılabilir arkadaşlar. 500 gramlık kaptan ama bu sistemik olmayan koruyucu ve tedavi edici özelliktedir. 400 gram dodin bu bitki çiçek dönemindeyken bile gönül rahatlığıyla uygulayabileceğiniz bir ilaçtır arkadaşlar. İşte bu 193 gramlık şey var. Bazik bakır sülfat var. %80'lik mabet var. M22 olarak bilinmektedir çiftçiler tarafından. %80'lik tiran var. Kontak ve koruyucu etkilidir. Spor gelişimi ve mişsel gelişimini engeller. %50'lik polpet var. Tedavi edici ve koruyucu özelliktedir. %50 trifloks sirtopikin var arkadaşlar. Orta derece sistemik ama esas olarak koruyucu özelliği vardır bunun da. %50'lik yine bir ilacımız var. Klorhonil diye geçiyor. Sistemik değildir, koruyucudur. Ve %76'lık ziran var arkadaşlar. Bu da sistemik, koruyucu ve tedavi edicidir. 3 özelliği bulmaktadır. Hani her yıl aynı etken maddeye sahip fungisleri ve pestisleri kullanmanızı asla önermiyoruz. Mümkünse her uygulamada bile aynı etken maddeye sahip pestisleri kullanmayın. Sürekli etken madde değiştirmenizde hani faydanız olacaktır. Ve bu daha iyi sonuç alacaksınız bu şekilde arkadaşlar. Bir de birkaç temel husustan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu yıl bildiğiniz üzere
Mevsim hani ani bir don yaşadı. Çoğu bölgemizde don vurdu. Ondan dolayı bazı bölgelerimizde kayısı olmayacak ve bu çiftçilerimiz de kesinlikle ağaçlarına, bahçelerine bakım yapmamaları gerektiğini göstermiyor. Kesinlikle bakımınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü kayısı hani zarar gördü ama bir sonraki sene için daha sağlıklı olabilmesi için bakımlarımızı kesinlikle yapmalıyız. Hani üreticilerimizin ürün almasa bile bakım şartlarının en iyi şekilde devam etmesi gerekmektedir. Şiddetli don yaşanan yıllarda bahçe bakımı çok daha önem arz etmektedir aslında. Çünkü kayısı ağaçlarının bir sonraki yıla çok etkilenmemesi ve dondan zarar gören bitki kısımlarının onarılması ve meyve gözlerinin en iyi şekilde teşekkür etmesi için mutlaka söylediğim hani ilaçların ve bakımların yapılması gerekiyor. Bu dönemde kayısı yaprak delen çil yani hastalığının bulaşma ve zarar yapma dönemi olduğunda ağaçta meyve olsun olmasın üreticinin çil hastalığı mücadelesini mutlaka yapmaları gerekir. Çil hastalığı sadece meyveleri etkilemekte hani kalmayıp ağacımızın da yaprak ve sürgünlerini de etkilemektedir. Az önce de bahsetmiştim. Özellikle meyve ağaçlarının ileriki dönemlerde sürgün ölümü ve yaprak dökümünün olmaması için üreticilerimizin mutlaka çil ilaçlamasını yapmaları gerekir. Bu monilya hastalığına karşı mücadele ihmal edilmemelidir. Aynı şekilde kayısı ağacında yapraklar ve sürgünler belli büyüklüğe geldikten sonra özellikle Mayıs ayı içerisinde dondan etkilenen kuruyan dallar ile monilya hastalığına bulaşmış dallar bunu budanıp bahçeden uzaklaştırılarak yakılmalıdır. Yakılmalı dediğim gibi arkadaşlar dondan etkilenen ağaçlarımızda kendisini toparlaması ve gelişimi için Mayıs ayında ilk sulamayla birlikte bir miktar az oranda azotlu gübre verilmelidir. Yaz ayında toprak analizi örneğine göre gerekli beslemeler yapılmalıdır. Yani sulama özenle yapılmalı. Salma sulama yapılıyorsa bu çift çanak yapılarak kök boğazı ile gövde ısıtılmamalıdır. Üreticimiz hani bu modern sulama sistemlerinden mini spring veyahut da damlama sistemleri kullanılmalı ve kayısı ağaçlarında taç iz düşümlerini ıslatacak şekilde sulama yapılmalıdır. Hastalık etmenleri hani açılan yara yerlerinden giriş yaptığı için budama kısımlarının aşı macunu ile mutlaka kapatılmalı sevgili üreticilerimiz. Yaprak delen çil hastalığı hakkında verebileceğim temel hususlar bunlar. Sağ alt köşede arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir sorun, sıkıntı olursa videonun altına yorum yaparsanız en kısa süre içerisinde sizlere dönüş yapacağım. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın dostlar.